Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Nedim Yıldırım yanımızda. Ona da galibiyeti soracağız. Başkanım, çok rahat bir galibiyet aldınız, 4-0'lık. Çok rahat. Hep biz fark yiyorduk. Bu sefer de biz fark attık. Birazcık olsun o kadar. Biraz olsun. Kardeşime söz vermiştik zaten. Bundan sonra hiç zor maç seyretmeyeceğiz. Klas Spor uğurlu geldi mi? Uğurlu geldi tabii Klas Spor. Söz vermiştim kardeşime. Bundan sonra daha gollü maçlar seyredeceksin. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Avni kardeşimden güzel bir ivme yakaladık. Kolej takımı gibi takımımız görüyorsunuz. Samsun'da daha iyi bir kaçırdık. Samsun'da biliyorsun. Evet. Son dakikada şey yaptık. Çocuklarımıza gurur duyuyoruz. Yalnız burada bir şeye değinmek zorundayım. Geçen iki görüşeğimizde röportajımızda unutmuştum. Arif Bey kardeşimin bu takımın da çok büyük emeği var. Bu takımın temelini şeyini Arif kardeşim attı. Biz de bundan sonra tamamen altyapıya döneceğiz. Kendi çocuklarımızla yol kat edeceğiz diye. Arif Bey kardeşime burada huzurlarınıza teşekkür borç biliyorum. Onun eseri, onun çok emeği var. Hala bizimle hep beraber. Ayrıca Murat Başkanıma teşekkür ederim. Çok büyük destek veriyorlar. Cami olarak kenetlendik. Başkanım, birbirini çok uzun zamandır tanıyan bir futbolcu grubu var. Bu da sahaya yansıyor. O çok önemli. Bir de Avni hocamızın çocukları hep bunlar. Altyapıdan geliyor. Bizim gençler birliğimizin gururu bu. Bizim altyapımız Türkiye'de isim. Şu anda Türkiye'nin en genç ekibiyiz. Futbol şeyinde. Bütün ligler dahil ama. Bütün ligler şeyinde en genç ekip biziz. Bizim biliyorsun proje takımıyız. Biz amacımız gençler birliğimize oyuncu yetiştirmek. Onda da başarıyoruz inşallah, daha iyi şey olacak. Lig hedefi olarak başkanım bir şey söylemek gerekirse? Ya abartmayayım da playoff'u zorlayacağız. Başarılar diliyoruz hocam. Zaten hedef olmazsa başarı olmaz. Çocuklara biz güveniyoruz, inanıyoruz. Size ayrıca teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz, destek verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra merak etme, çok rahat maçlar seyredeceğiz hep beraber. Sizi seviyorum. Klas Spor TV olarak bugün Hacettepe Spor 1922 Konya Spor maçını takip ettik ve Hacettepe Spor maçı 4-0 kazanmayı bildi. Avni Hoca yanımızda. Hocam tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir kere baştan hemen şunu söyleyeyim. Klas Spor'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İlgisi alakasından dolayı bu atletlere. Bu ayrı bir şey. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bitmez, bu olay devam eder. Çünkü atletlerin buna ihtiyacı var. Atletteki futbolcuların, yetenekli futbolcuların buna ihtiyacı var. Gündeme gelmeleri açısından bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Maç çok güzel bir maç oldu bizim için. 4-0 gibi net bir skorla aldık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Çünkü 6-6'ydık yani. Onlar 10 puanda, biz 11 puandaydık. Buradan artık bizim devam etme maçımızdı. İnşallah yolumuza devam edeceğiz bu şekilde. Hocam 14 puana çıktınız ve rahatladı Hacettepe ve bugün de gerçekten pozitif bir futbol ortaya koydu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim takımın sene başındaki bir, ne diyeyim ben onu, kimseye eleştirme anlamında söylemiyorum. Bir geçirdi o kriz dönemi diyelim hadi ona, yani niye oldu öyle? Yoksa yetenekli bir takım. Yani bizim altyapının takımı, bizim elimizde büyüyen çocuklar. Bunları hep biz seçerek buralara getirdik. Olması gereken yere gelmeye başladı takım. Daha da iyi yerlere gelecek. Volkan yanımızda şimdi de. Asistini yaptık diyelim maçta. 4-0'lık net bir galibiyet aldınız. Evet. Sence nasıl bir maç oldu? Evet, çok güzel bir maç oldu. İçeride oynadığımız bütün maçlarda zaten her seferinde hani galip gelen taraf biz olmak istiyoruz. Önemli olan bundan sonraki süreç zaten daha önemli olacak bizim için. Hani zorlu rakiplerle oynadık, bitirdik. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Ve bütün her maçı, bundan sonraki kalan her maçımızı kazanmak istiyoruz yani. Ne olursa olsun içeride her türlü galibiyet. Dışarıda da galibiyet bundan sonraki gelen. Avni Hoca geldikten sonra da büyük yükselişimiz çok iyi oldu bizim için. Hani takımı bilen, tanıyan hoca olduğu için çok daha iyi oldu. Diyeceklerim bu kadar. Sahadaki o rahatlığınız gerçekten fark ediliyor ve rakibe de pozisyon vermediniz. Evet, yani savunma açısından daha iyi oldu. Daha da iyi savunma yapmaya başladık. Savunmadaki arkadaşlarımız da bize de daha çok destek oluyor orta saha bazımından söyleyeyim. Böylesi daha iyi oldu. Hacettepe Spor'un tecrübeli ismi Serdarcan Eralp yanımızda. Hafta içi uğurlu geldik sanırım. Bugün Hacettepe rakibe sahayı dar etti ve 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Evet, bizim için çok uğurlu geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir maç geçirdik. Bütün takımın ayağına yüreğine sağlık. Bundan sonra peki Hacettepe bir yükselişe geçebilir mi? 14 puana çıktı. Ligde de rahatladı bu galibiyetle. Evet, kesinlikle. Sarıyer'le Samsun maçları, o maçlarda da çok iyi mücadele etmiştik. Talihsiz sonuçlar aldık. Biz iyi bir takımız. İnşallah yükselişe çıkacağız. Eminim, bundan hiç şüphem yok. Ali Eren yanımızda. Ona da galibiyeti soracağım. Hacettepe bugün gerçekten çok çok rahat oynadı. Pozitif futbol ortaya koydu ve 4-0'lık güzel bir farklı sonuç aldı. Ya evet, hepimiz çok mutluyuz bunun için. Samsun maçı olsun, Sarıyer maçı olsun, böyle şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Yani galip gelmemiz gerekirken mağlup olduk. Şans
önümüzde değildi. Bugün çıktık, mücadelemizi verdik. Allah'a şükür de 3 puanımızı aldık. Aslında Hacettepe o maçlarda da kötü oynamamıştı. Zaten bir Sarıyer maçı var. Hakem yüzünden zaten o hale gelmişti. Geçen hafta da bu ligin favorilerinden Samsun Spor'a karşı son dakikalarda yenilen golle mağlup olundu. Aslında Hacettepe çok iyi bir takım ve bugün de sahaya ortaya koydu bunu, değil mi? Evet, tabii ki de. Biz hepimiz birbirimize güveniyoruz. Arkadaşlarım olarak herkese teşekkür ederim hepsine. Çünkü biz 10 yıldır, 12 yıldır beraber oynuyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, birbirimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Bugün de sadece kendimize değil, bizi izleyen, bizi seven, bizi destekleyen, desteklemeyen herkese nasıl neler yapacağımızı gösterdiğimize inanıyoruz. Yani güzeldi bizim için. İyi bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Hacettepe Spor'da Muhammed Ali Barutçu yanımızda. Muhammed Ali, oyuna girdin, golünü attın. Ya öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum bana o şansı verdiği için. Son 5 dakika olsa bile yani 5 dakika içinde neler yapılabileceğini gösterdim. Yani 5 dakika uzun bir süre değil ama golümü attım çok şükür. Her an hazır olduğunu gösterdin. Aynen öyle. Çok sevindim golü attığıma. Galibiyet İnşallah. Hakkında ne söylemek istersin? İnşallah bu saniye sonrasında her maçımız böyle geçer. Her maçımızı galibiyetle alırız. Ve inşallah playofflara kadar çıkarız yani. Bu takım playoffları hak ediyor kesinlikle. Bir aile ortamı var değil mi? Kesinlikle çok müthiş bir aile olduk artık yani. Müthiş bir aileydik hep. Şimdi daha çok oturdu bu. Yani sonuna kadar güveniyorum ben takım arkadaşlarıma. İnşallah devam edecek bu böyle. Teşekkür ederiz.